evet arkadaşlar, sınav günü, sınav yerine en az 15-20 dakika öncesinden gelmeniz gerekiyor. Sınava giriş belgenizi ve kimliğinizi yanınızda getirmeniz gerekiyor. Bu işlemleri yaptıktan sonra komisyona belgeleri teslim ediyorsunuz. Daha sonra tekerlekleri kontrol ederek sınava başlıyorsunuz. Evet arkadaşlar, direksiyon sınavına ilk geldiğiniz zaman dört teker kontrolünü şu şekilde tekerleklere vurarak yapıyorsunuz. Daha sonra ön aksamları saymanız gerekiyor. Burada komisyon sizlere soruyor veya siz sayıyorsunuz. Şu motor soğutma suyu, cam silecek suyu, motor kapağı, motor yağ dolum kapağı, motor yağ seviye ölçüm çubuğu, şu radyatör kapağı, hava filtresi, şu akü, şu sigorta, aracımızın beyni, şu da fren hidrolik yağ kapağı. Bunları bilmeniz gerekiyor. Ön aksamları saydıktan sonra aracımızın bagajdaki aksamları saymamız gerekiyor. Bagajda ilk yardım çantamız var. Şu yangın söndürme tüpü, çekme halatımız, şu gördüğünüz takoz, iki tane reflektör var. Bu reflektörler üçgendir. Kaza anında aracın önüne veya arkasına koyulur. Şehir içi yollarda 30 metreye koyuluyor. Şehirler arası yollarda 150 metre. Yani hız mesafesi ve duruş mesafesi uzun olan yerlerde 150 metreye koyuluyor. Bunun haricinde altta şu gördüğünüz kriko arabayı kaldırmaya yarar. Şu da bijon anahtarı tekerlekleri sökmeye yarıyor. Bunun altında da yedek lastiğimiz var arkadaşlar. Bunları bilmeniz gerekiyor. Arabaya ilk bindiğiniz zaman ilk olarak emniyet kemerinizi takmanız gerekiyor. İlk olarak emniyet kemerinizi taktıktan sonra koltuk ayarınızı yapın. Koltuğunuzu ayarladıktan sonra da şu dikiz aynasını arka camı tamamen görecek şekilde ayarlamanız gerekiyor. Bu ayarları yaptıktan sonra arabanın iç aksamlarını komisyon tarafından size soruluyor. İç aksamlarını anlatıyorsunuz. Daha sonra arabaya hareket vermeden önce araba büyük bir ihtimalle birinci viteste. İlk olarak vitesinizi boşa alın. Boşa aldıktan sonra debriyaja basarak arabayı kontağı açarak çalıştırın. Arabayı çalıştırdığınız zaman el frenini indirip el freni indirirken de arkadaşlar basıyorsunuz, hafif yukarı çekip daha sonra aşağı doğru indiriyorsunuz. El frenini arabadan inerken de direkt şu şekilde çekiyorsunuz. Ama arabaya hareket vermeden önce indirirken de basıp hafif yukarıya doğru kaldırıp bu şekilde indiriyorsunuz. Yalnız el frenini indirirken ayağınız frende olması gerekiyor. Bilginiz olsun. Çünkü arkada eğer bayırdaysa araba geri geriye kayar. Öncelikle el frenini indirirken ayağınızın frende olması gerektiğini bilin. Zaten arabayı çalıştırmışsınız boşta. Boştaysa araba istop etmez. Debriyaj frene basıp bu şekilde çalıştırdığınız zaman hareket vermek için de vitesinizi sol ön yapın. Daha sonra hareket vermek için de diğer yolları uygulayabilirsiniz. Sadece oturduktan sonra emniyet kemerinin koltuk ayarını ve dikiz aynasını ayarladıktan sonra komisyon sizlere aracın iç aksamları hakkında sorular soracak. Bilmeniz gerekenler hakkında size birkaç bilgi vereceğim. Mesela ekranda gördüğünüz saatler, şu soldaki saat devir saati 6'ya kadar olan, sağdaki kilometre saati, şu 130'a kadar olan hararet göstergesi, yanındaki de şu yakıt göstergesi arkadaşlar. Yakıt göstergesini görüyorsunuz. Şuradaki motor arıza lambası, ünlem işareti olan el freni lambası, yanındaki yağ lambası, şu en sağ üstteki artı eksi olan akü, altındaki emniyet kemeri lambası, şu onun altındaki de direksiyon aktif olmadığını gösteren işaret. Onun dışında şu kollar hakkında bilgi vereyim size. Şimdi şurası sıfırı gösteriyor. Bir tık kaldırdığınız zaman park lambaları yanar. Bir daha kaldırdığınız zaman farlar yanar. Far lambası yeşildir. Öne doğru kolu ittiğiniz zaman da mavi yanar. Bu da uzunlar. Tekrardan uzunları kapattık. Mavi ışık söndü.
Bunu kendinize doğru çekip bıraktığınız zaman da selektör yanar. Yani mavi ışık yanıp söner. Bu kendiliğinden kapanıyor selektör. Karşıdan gelen araçlar bizim gözümüze böyle yakıp söndüren lamba bu selektör. Bunu sıfıra tekrardan getirdik. Daha sonra bilmeniz gereken şu kol. Bu silecek kolu arkadaşlar. Bu araçta ucunu çevirdiğin zaman arka silecekler çalışıyor. Yukarıya doğru yaptığın zaman da ön silecekler kademeli olarak çalışıyor. Şimdi bir tık daha kaldırıyorum. Hızlanıyor. Yağmurun şiddetine göre bunu ayarlayabilirsiniz. 3 kademedir bu. Ön cama su vermek için de kendinize çekiyorsunuz. Ön cama su veriyor. Öne bastırdığınız zaman da arka cama su veriyor. Burada bir ters orantı var. Bilginiz olsun. Bunun haricinde arkadaşlar şu dörtlüler. Dörtlüleri kaza anında, acil durumlarda yakabilirsiniz. Aracınız yolun ortasına kaldığı zaman buna basabilirsiniz. Şu araç içi hava sirkülasyonunu sağlayan tuş. Arka cam rezidansını çalıştıran tuş. Arka cam rezidansı buharlaşma arka cam olduğu zaman buna basın. Genelde yağmurlu havalarda olur. Şu klima soğuk, sıcak. Mavi soğuk, kırmızı sıcak. Şu klimanın üfleme derecesi. 1, 2, 3, 4 olarak ayarlayabilirsiniz. Şu da klimanın nereye vuracağını ayarlıyor. Mesela bu yüze vuruyor. Ayağı yüze. Şu ayağı. Şu ayağı cama. Bu da cama. Klimanın cama vurmasını sağlar. Yine aynı şekilde ön cam eğer buharlaşıyorsa şu şekilde açın. Bunu cama verin. Cama verdiğinizde buhar gidecektir arkadaşlar. Bunun dışında bilmeniz gerekenlerden biri araç içi lambası. Şu tavanda oluyor genelde. Şuradan yanar. Bunu da soruyorlar. Ve aynalar şuradan ayarlanıyor arkadaşlar. Bunu da bilmeniz gerekiyor. Onun haricinde araç kaç vitesli diye soruyorlar. Bu araç mesela 7 vitesli. 6 ileri, 1 de geri vites. R geri vites arkadaşlar. Kaç tane freni var diye sınavda soruluyor. Bir tane ayak freni var. Bir tane de el freni var. Toplamda 2 tane fren var. Bunları bilmeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar, bunları yaptıktan sonra sınav parkurumuza başlayacağız. Yalnız sınav parkuruna başlarken komisyon size ilk olarak uzun yol veya kısa yol olarak belirtecek. Daha sonra diğerini yaparak sınavı tamamlayacaksınız. Bütün sınava girecek olan arkadaşlara başarılar diliyorum. Umarım başarılı olursunuz.